Neyse, resmet alınmasın. Başta şey oldu, tamam dediler, geldim. Sayın Barış'ın çatısı falan da akşam. Yani. Evet, burası kafeterya, Türk çatısı akşam. Şurası müze, idari bina. İşte de köpeklerin padokları var isterseniz. Çepeleri güzel olacak değil mi şey? Ondan yüzleri komple ahşap kaplı var sayın. Tamam, ahşap kaplı. Tamam, önlerini göstersek de. Şöyle bir bakalım. Pembe köşk onun şeyi ne? Orası idare. Oraya ne yapacağız? Geçiyor. Lojman, lojman var. Oral lojman git. Çatısını falan düzenliyoruz, etrafını düzenleyeceğiz. Tabii dün de biliyorsunuz Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü'ydü. Buna da bunun açısından da anlamlı oldu. Öncelikle hayvanla canlılarla aynı dünyada yaşayarak da onların aynı nefes aldığımız, aynı ortamı paylaştığımız canlılarımız için de iyi bir ortam sağlamak için de arkadaşlarımız hem insani hem de bizim marka değerimizi artırmak için güzel bir proje yürütmekteyiz. Bu projemiz temel mantı ve mantalitesi ilimizdeki Sivas'ımızın geleneksel hayvanı olan kangal köpeğimizin ıslah etmek, korunmak ve gelecek kuşağa aktarmak için ve bütün kangal köpek çiftlikler açısından da örnek ve rol model olacak bir çiftlik kuruyoruz. Buradaki temel mantık ve mantalite ilimize gelecek olan turistlerin ve bu konuda hayvan severlerimizin nezih bir ortamda kangal köpeği nasıl korunuyor, üretimler nasıl yapılmakta, ıslahlar nasıl yapmakta ve pazarlama teknikleri nasıl olduğunu görecekler. Bu alanda hem üretim yeri olacak, hem müze olacak, hem kafeterya olacak, hem gezinti alanı olacak ve özellikle de doğal bir ortam sağlamak açısından da Kangal Akkaraman koyunuyla birlikte bir alan oluşturuyoruz ve doğal bir ortam oluşmasını sağlamaktır. Biliyorsunuz kangal köpeği dünyada bilinen bir markadır ve bu markanın da bir kamu otoritesinden de korunması, takip edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Ve bu konuda hoş olmayan ve bizim kontrolümüzün dışında da yapılan olumsuzluklara müdahale etmiş olacağız bu şekilde. İnşallah kısa zaman içerisinde, 2 ay içerisinde ana çalışmamız bitmiş olacak. İnşallah 2021'in Mart ayında, Nisan ayında da tamamen yeşiliyle, doğasıyla, kanga köpeklerimizin sesleriyle, koyunlarımızın sesleriyle çok harika bir ortam olmuş olacak. Maksadımız, muradımız dediğim gibi geleneksel olarak bu bölgenin karakteristik yapısına uygun kangal köpeğimizin nitelikli ellerde kurumsal bir şekilde muhafaza edilerek de gelecek kuşaklara aktarmaktır. Biliyorsunuz son zamanlarda kangal köpeğimizle Aksaray Malaklısı arasında güzel tatlı da bir rekabet oldu. Tatlı da bir böyle bir rekabet diyelim biz buna. O da bizim değerimiz ama kangal köpeği bir dünya markası. Bu da bizim değerimiz. Her bölge kendi değerini koruyarak da gelecek nesile aktarması da önem arz etmektedir. Bu konuda arkadaşlar projeyi içten bir şeyle sahiplendiler. Yüklenici firma güzel bir çalışma yapmaktadır. Sanayi Bakanlığımıza ve Sanayi Bakanımıza hasreten teşekkür ederiz. Projeye özel önem vermektedir. Bu sadece Sivas'ın değil, Türkiye'nin ve dünya markası Kangal'ımızın güvenli ellerde, güvenli bir şekilde, kurumsal bir yapıyla, modern bir yöntemle bütün çocuklarımıza, gençlerimize, yetişkinlerimize güzel bir teşhir alanı oluşturarak da Sivas'ımızı da turizm açısından da ileriye taşıyacak bir proje olacaktır. Emek veren herkese ben yürekten teşekkür ediyorum.